Ekip başının her zaman elini sıkarım, yanağını okşarım, gıdısını veririm, limonunu veririm. O da öyle yalandan ah yapar. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirin. Siz de ekran başına hoş geldiniz. İyisiniz inşallah, afiyettesiniz. Biz işte kendi içimizde öyle dönelip duruyoruz efendim. Dünya meşgalesi ne olacak ya, değil mi? Diyor ki dünya yansa yorganım mı var içinde diyor. Yorganım var mı içinde abi? Yorganım bile yok. Yorganım bile yok diyor. Neye üzüleceğim diyor. Ben neşeme bakarım diyor. Hakikaten dünya malı dünyada kalır, boş ver. Efendim eğlenelim, keyfimize bakalım. Bu da keyifli bir program. Keyifli derken efendim yani sıcak bir program. Dünya ve Türk ve dünya kamuoyu zaten bu yüzden bağrına basıyor bu program. Bu sıcaklık. Bu sıcaklık nereden geliyor efendim? Nereden geliyor bu sıcaklık? Seyirciden ne geliyor? Baksana buz gibi bakıyor. Defros buz. Seyirciden değil efendim. Bu program aile sıcağı taşıdığı için sıcak. Tabii ailenin sıcağını veriyor. Aile demek sıcaklık demektir. Yüksek ısı. Hele ki birbirini seven, sayan insanlar, aile fertleri burada geliyorlar. Ortak bir amaç için, değil mi? Neler yapıyorlar, neler, ne yaratıcılıklar, ne şekiller. Kim peki efendim bu haftaki, yani bugünkü bu haftaki diyorum, bugünkü kıymetli ailemiz yine çok sevimli bir aile. O biraz soyadları enter. Uzun Beycan ailesi efendim yarışacak. Uzun Beycan ailesinin çok tatlı bir valide sultanı var. Birgül Hanım geliyor. Birgül Uzun Beycan Hanım. Evet efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Birgül Hanım, Konyalıymışsınız. Hı hı. Çok güzel. Ne şahane bir mutfağınız var. Evet. Çok hamara. Aynı zamanda da çok becerikli oluyor Konyalı hanımlar. Döktürüyorlar. Evet. Çünkü bütün işleri boğaz. Ha, boğaz mı? Öyle. Ay vay, evet. Şu anda Konyalı hanımlara dendi ki Konyalı hanımların bütün işi boğaz mıdır efendim? Başka ne olacak? İşte ne güzel, İyi, can boğazdan gelir efendim, ne güzel. Ama çok lezzetli yemeklerimiz var. Ben Konya'da Nasrettin Hoca oldum üst üste bilmem kaç sene. Ve işte ondan önce de bir yemek yarışması gibi bir şey yaptılar hanımlar arasında. Onun jüri üyesiydim. Ben bu kadar lezzetli şeyler seçemediniz değil mi? Hepsi çok lezzetliydi. İnanılmazdı yani, çok lezzetli bir şey. Peki efendim, Konya'ya gidip geliyor musunuz? Tabii ki gidiyoruz. Ne şahane. Hazreti Mevlana'ya yüz sürüyorsunuz, evet, kapanıyorsunuz, gidiyoruz. Himmet niyaz ediyorsunuz. Yani aslında benim fikrim şu, o Hazret'in topraklarında olan insanların, yemin ediyorum sinirinin alınmış, kemiğinin olmaması lazım. Sinirli misiniz? Çok. Gerçekten mi? Ya olur mu, sen Hazreti Mevlana'nın torunusun, nasıl sinirlisin ya? Bana bulaşmamış herhalde. Allah Allah, sakin olmak lazım halbuki. Peki efendim, mutfakta beceriklisiniz çünkü Konyalısınız. Konya mutfağı diye bir şey var, hanımefendi ona vakıf. Ama acaba geliniz ne durumda? Oğlunuza nasıl bir şeyler yapacak? Onun için önce onları bir çağıralım, tanıyalım, ondan sonra bunu konuşalım. Tamam. Efendim, gelin hanım Sevinç Uzun Beycan ve damat bey Deniz Uzun Beycan beyefendi geliyorlar. Hoş geldiniz efendim. Deniz Bey. Ne güzel, hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi, hamdolsun, uğraşıyoruz. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Çaktırma da. Kayınvalide, damadın gömleği biraz ütüsüz kalmış ya. Ne oldu, acele mi çıktı? Evet, biraz acele. Yoksa o şey mi? Ne derler ona? Emniyet kemeri kırışıyor. Tabii. Ha tabii, salla salla. Bakmıyor. Bakmıyor oğluna. Aha bak, kırışık gömlek giydirmiş. O bekarken hiç böyle gezmezdi. Ha bekarken aslında gezmezdi. Ne oldu? Evlendi. Anne. Aslında dün akşam annesinde kaldı. O direkt buraya geçti. Biz bak, buradan boşayamazdık. Salmasaydı. Salmasaydı diyor. İlerleyen dakikalarda bize bir catfight gösterebilecek misiniz? Catfight biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Hani hanımlar kavga ettikleri zaman catfight diyorlar ya, kedi kavgası yani. Bir catfight numarası olur mu? Yani aslında biz hiç kavga etmiyoruz abi. Ama siz istiyorsanız yaparız. Hayır, biz istemiyoruz. Biz burada ailenin mutlu mesut, aha bu adam için güzel ya, yemek yapmasını istiyoruz. Güzel şahane. Yemek yedirmelerini bekliyorum. Yedirecekler inşallah. Sizin gözler nereden geliyor? Buradan gelmediği kesin. Nereden aman geliyor acaba? Ben de bilemiyorum. Ama arkadaşlar da tipik bir Konyalı havası var değil mi? Esmer, karaten, güzel. Evet, peki efendim, yemekte iddialı mısınız?
Yemek yapmayı çok seviyorum. İddialıyım. Güzel yemekler yaparım. Şahane. Anne yemeklerinin yerini tutmaz tabii. Ama sizin de bir beceriniz olduğu muhakkak. Evet, var. Şahane. Peki efendim. O zaman kuralları biliyorsunuz. Üç tane malzeme seçecek Deniz Bey. Evet. Size verecek. Siz onun üstüne bir şeyler hayal edeceksiniz. Her 5 dakikada biz bir de üstüne koyacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Yaşayacağız, göreceğiz. Deniz Beyciğim şöyle kuvvetlice bir çevirin bakalım çarkımızı. Neyse haliniz, ona göre çıksın faaliniz ve demeyin de çarkınız çıksın. Ne geldi efendim? Sarımsak! Hayat kurtarır. Benim olsun. Evet, ikinizin de olacak efendim. Hayır. Tabii ilk açılış olarak sarımsak bilmiyorum yani. Değil mi? İlerleyen dakikalarda daha hoş olabilir ama olsun. Kıyıda dursun. Şimdi sarımsakla bir şey yapamazlar. Yani bir şey yapabilecekleri malzeme seç. Deniz böyle çevir. Kuvvetlice çevir bakalım. Güzel bir yani şey bir sağlam tabii sağlam bir şey ver abi bu insanlara. Sarımsakla ne yapsın kadıncağız? Bakalım 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 bakalım. Hop ne geldi? Salça. Güzel. Evet. Salça. Şimdi bu salçayı kullanabileceği bir malzeme seç. Adım adım gidiyor senin oğlan. Evet. Yavaş bir de baştan değil tersten. Tersten yani şimdi geriden şöyle, geliyor. Biraz daha kuvvetli. Evet evet daha kuvvetli. Bu salçayı da kullanabilecekleri bir şey verelim hanımlara. Bakalım ne yapabilecekler. Salam. Evet iyice saçmaladınız. Yani iyice artık saçmalığın doruğu oldu. Neyse. Neyse hani efendim. Sosis falan olsun. Salam. Yani. Hayat kurtarmaz. Tam kurtarırken adam nefessiz kalır gider. O salamın geleceğini biliyordum. O salamın geleceğini biliyorsan niye onu yaptın? Peki efendim. Bakalım ya bir şeyler olur. Bu programda yemeksiz bir bölüm, bir final yaşanmadı. Mutlaka bir şey yapıldı. Ama iyi ama kötü. Deniz Bey siz odanızı alalım. Hanımlar siz tezgahlarınızı alalım. Sevgili Zeynep'i buraya çağıralım. Ufak ufak efendim hadise başlasın. Tabii salam, sarımsak, salça üçlüsünden ne yapabilir ki? Yani değil efendim Konya mutfağının piri olmak öyle mi? Hani dünya mutfağının önde gelen ismi olsan ne yaparsın? Ama işte ne yapacaksın? Kocanız bunu seçti. Olsun yine de bir şey. Şimdi efendim biz hep söylüyoruz Zeynep'ciğim hoş geldin canım. Merhaba. Merhabalar efendim. İlk olarak çok acele etmeyin. Çünkü daha yani bu program 60 dakika daha malzemeler gelecek. Önce bir hayal edin uçun yani şu anda pek uçabileceğiniz bir malzeme de yok. Bir bakın böyle bir yoklayın falan ama. Poğaça. Efendim? Poğaça mı? Ha bak Kerim Bey'den bir şey geldi. Poğaça yapsınlar diyor. O zaman un falan da var. Var un. Orada var. Un yumurta var değil mi? Tamam. Un nerede? Un işte yukarıda var değil mi? Kullanabiliyoruz. Un, poğaça. Ama sen poğaça yap. Poğaça hanginiz yapacak? Yaparım. Yap. Tamam. Sen? Ya sen de işte öyle bir şey uç bir şeyler düşün ya bilmiyorum. Ama hakikaten bir şu fırınlar bir kullanılsın gözünü seveyim ya. Şunu bir kere göreyim ya. Yemin ediyorum. Bak geldik gidiyoruz neredeyse öleceğiz. Kullanılmadı. Hala şu fırın kullanılmadı. Siz de bir deli bir şeyler düşünün. Tamam. Başka malzemeler geleceğini de hayal edin. Hı-hı. Ondan sonra ona göre tabii hamur yapacaksınız. O değil mi? Şişecek, mişecek bir şeyler olacak. Mayasız mı yapacak? Ha mayasız yapacakmış. Ha çünkü maya yok. Mayasız samurdan. Mayasız samurdan olur mu ya poğaça? Mayasız samurdan olur diyor. Oluyor yani, mu? Aa, margarin falan var. Mayanızı daha güzel olur da. Margarin falan olur. Var ya tabii, hani mayalı. Şimdilik artık. Tamam peki o zaman siz düşünüyorsunuz hala. Ben içeride efendim oğlunuzla eşinizle bir hafiften bir kaynatıyorum sonra geliyorum başlıyoruz tamam? Hadi bakalım. Evet dostum iyi misin? Evet, teşekkürler sağ olun. Deniz hep böyle güzel gülen bir yüzün var. Çok gülen teşekkür ederim. Söyleyemedim. Böyle misin evet, hep? Çok neşeliyimdir. Neşelisin her zaman, ha evet, ne güzel. Böyle güler yüzlüyümdür. Ne asık güzel. Suratlı insanları sevmem. Tabii. Nedir ve, o asık surat? Yakışıyor da sana yani, gülmek. Çok teşekkür ederim. Gözlerim böyle gülerken gözleri küçülen insanları çok seviyorum çok ben. Çok teşekkür senin ederim. Senin de gözlerin küçülüyor gülerken maşallah gözlerin de çok güzel kardeşim. Her zaman neşeli olmamız lazım. Güler yüzlü olmamız ha. lazım. Peki mesela böyle pozitif. Seni rahatsız eden olumsuz bir durum olduğunda da sakin kalmayı becerebiliyor musun? Mutlaka sakin kalabiliyorum. Ne yani. Güzel. Bunun bir sırrı kesinlikle. Olmalı. O sırrı bizle paylaşsana. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun da sakin kalabiliyorsun? Öncelikle olayı eğer bir olumsuzluk varsa bunu bir değerlendirmeye alıp kendimizce bir çözmeye çalışmamız lazım. Ya da biraz sakin kalmamız lazım. İşte tamam nasıl sakin kalacağız? Ne yapalım da sakin kalalım abi? Aslında bu kişiden kişiye de değişen bir şey. Mesela çoğu insan böyle sinirlerine hakim olamayabilir. Hmm. Çok hemen böyle ani tepki verebiliyor. Ben böyle değilim. Öncelikle çok sakin kalmayı... Belki şöyle düşünebilir Deniz. Yani ben de bazen bazı olaylar karşısında fevri olabiliyorum, sinirlenebiliyorum. Ben de neşeli bir adam sayılırım. Belki şöyle düşünmek lazım. Hiçbir acı ya da hiçbir mutluluk
Evet. Ya da hiçbir öfke ya da hiçbir sükunet süresiz değil. Bir sınırı var. Yani tabii bitiyor. Ki. Mesela bir sıkıntı, bir dert, Allah muhafaza, bir seni bozacak bir durum, hayattaki dengesiz bir atraksiyon muhakkak bir yerde bitiyor. O sonsuza ölümüne kadar sıkıntı diye bir şey yok. Tabii Rabbim ki, onu tabii da veriyor, ki. Onu da veriyor. Onun tabii için ki. Acılar geçecek demek. Evet, mutlaka. Belki içinden ama işte o da bazen şey olmuyor. Peki, eşinizle nasıl tanıştınız? Evet, eşimle nasıl tanıştım? Güzel bir soru. Ben küçük bir kafe işletiyordum. Hı hı. Pastane kafe şeklinde. Bizim ortak arkadaşlarımız vesilesiyle oldu. Ben eşimi ilk kez iş yerimde gördüm. Hı. Aslında, ama burada gıda işine diyor. Evet, hala gıda, o işi mi yapıyorsun? Hayır, şu an o işi yapmıyorum. Çalışıyorsun, evet, özel bir şirkete, evet, özel girdin, bir şirkette kapattın kafeteryanı. Çoktan, evet. O gün bizim arkadaşlarımız vesilesiyle oldu tanışmamız. Hı hı. Arkadaşlarım oturuyorlardı, bayan arkadaşlar. Hı. O sırada ilk defa eşimi gördüğüm gün, o gün gelmişti. Sonra işte... Hemen hoşlandın mı? Şöyle bir durum oldu. Aslında ilk anda fark etmedim. Hı. Sonrasında bir kahve içme durumu oldu. Sonrasında bir fal... Sohbet etme durumu oldu. Evet, kahve falı gündeme gelince ve ben de kahve falı bakıyorum aynı zamanda. Öyle mi? Evet, iyi de... Fal bakıyorsun, evet, vay çok enteresan. İyi de kahve falı bakarım ha. Yani. Evet. O şekilde oldu. Söz konusu geçince... Çıkıyor mu falların? Genelde yani çıkar. Yani kaybı Allah bilir ama işte bu eğlencesine yapılan bir tabii şey. Tabii ki. Yani hani fala inanma, falsızda kalma demişler. Oradan faldan bağladın mı? Evet. Sonra işte arkadaşım benim fal baktığımı söyleyince eşime, o şekilde ben oturdum, yardımcı oldum, fal baktım. Benim de böyle çakallığım var biliyor musun? Bir arkadaşım var turizm işinde. Onun evet. İtalya'dan gelen bir misafiri vardı. İtalyan bir kız. Ondan sonra böyle hoş bir hanım. İşte beraber yemeğe çıkacağız bir yerlere. Çıktık falan. O arkadaşım, eşi, o hanımefendi falan filan. Ay çok hoş kız ya, çok görsel canavar. Evet. Ondan sonra arkadaşa dedim ki baba dedim siz bunun özelliklerini biliyorsunuz. Kız da İtalya'da turizmci. Hı-hı. Onları bana çaktırmadan Türkçe söyleyin. Kız da sadece İtalyanca ve İngilizce biliyor. Ha. Ortamda İngilizce konuşuluyor ama yani biz kendi aramızda Türkçe. Evet. Ondan söyleyin de ben de fal bakıyormuş ayağına böyle bir şey. Onlar bana söylediler işte annesi olmuş babasıyla yaşıyor. Eyvah, eyvah, efendim eyvah. Şöyle böyle falan filan bunları kıza falda okudukça kızın gözler evet. Büyüdü. İpuçlarını aldınız önceden. Ne oldu diyeceksin sonunda. Evet. Vallahi bir şey olmadı. Çok büyük falcı mısın sen dedi gitti sonra. Neyse boş ver. Peki, peki. Sana bir quiz uygulaması yapayım ya hazır yakalamışken. Tamam. Dizi oldu. Seviyor musun dizi? Pek nadir. Ha, yerli yabancı ne seviyorsun? Ya, yerli diziyi. Yerli dizi seviyorum. Paramparça diye bir dizi var. Çok popüler biliyor musun? Bilirim. Evet. Onun evet. Oradaki bir 10 saniyelik mi 20 saniyelik bir patlama Erkan için. Erkan Petekkaya'nın. Aha, 350 bin TL harcanmış. Aa, güzel küçücük bir rakam. Küçücük bir patlama sahnesi için. Merak ettim. Bu kadar ettim. Da emek veriliyor. Evet, nedir o sahne? Şimdi diyoruz ki yani baktığın zaman gereksiz gibi gözüküyor. Yani 10 saniyelik patlama 350 bin ne yapıyorsun falan. Ama yani, bazen evet. Gerekli olabiliyor evet. Dizi işinde. Mutlaka. Evlilik hayatında bazı harcamalar var. Gereksiz gibi gözüküyor ama bazen de gerekli olabiliyor. Şimdi diyoruz ki eşinizin yaptığı en gereksiz harcama hangisi? A. Sık sık kuaföre gidip hiçbir değişiklik yapılmayan saçlar için dünya para vermek. B. Çantaların rengine uygun bin bir türlü ayakkabı almak. C. Ayakkabıların rengine uygun bin bir türlü çanta almak. D. Dışarıdan yemek getirmek. Üçüncüsü sanki daha ayakkabılarına göre ayakkabıların çanta. Rengine uygun çanta almak. Çanta delisi almak. Demek yenge. Evet. Çok alıyor. Yani. Sen de diyorsun ki bu ne diyorsun ya. Üstelik ev yani. Hanımı. Evet. Biraz ekonomiyi sen idare ediyorsun. Ama hı-hı. Çantaları yenge evet. Alıyor. Olabilir. Peki. Favorin kim? Eşim. Eşin. Aa evet, güzel yemek. Tabii yap. Ki. Vay evet, çok güzel. Eşimin yemeği. Evet, güzeldir. Dur bakalım ben. Göreceğiz. Peki ben gideyim hadiseyi peki. Başlatayım kardeşim. Tamam. Bakalım ne olacak sonucu hep peki, beraber. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyorum. Sağ olun. Evet çok teşekkürler ediyoruz. Var olunuz. Ne durumdayız? Çok selamım var beyefendinin sizlere. Siz poğaçada hala kararlısınız. Çok güzel olur. Bak çok güzel olur. Çok enteresan, afilli bir şey yaparsınız. Siz neye karar verdiniz efendim? Ben daha sonraki gelecek malzemeleri de düşünerek böyle işte soğan ve salçayla ilk etapta bir altyapı yapıp ha. Sonra gelen şeyleri ilave etmeyi düşünüyorum. Ha, enteresan, güzel. Aslında sonraki malzemeyi biraz Kerim Bey'den rica edelim. Biraz öne çekersek çünkü takdir evet. Edersiniz ki yani şunlardan
kadın ceyizler ne yapsın evet, yani değil Kerim mi? Bey bize bir evet. güzel o zaman 3, 2, 1 başlıyoruz efendim. Ufak ufak yani sizin başlayacağınız çok bir şey yok ama. Ablacığım bak orada ununuz, yağınız, her şeyiniz var bak. Ne bileyim herhalde susam, musam, bak katı yağ, yumurta. Yani bir poğaça için. Oklavamız var mı Kerim Bey? Gerek yok ki. Oklavaya da gerek yok. Peki çok güzel, hiçbir şeye gerek yok. Şahane 10 numara 5 yıldız bir şey çıkıyor herhalde. Efendim. Burada yavaş yavaş oyalanıyor. Siz diğer malzemeyi biraz öne çekin lütfen. Kerim Bey iyi kötü yani bir yol alsınlar. Çünkü hakikaten buradan bir yol almak mümkün değil. Evet efendim. Ne işle meşgulsunuz? Ben ev hanımıyım. Ha, ev hanımısınız. Evet. Çok güzel. Aslında ev işi de en önemli işlerden bir tanesi. Az kesinlikle. Bir iş değil yani. Kesinlikle öyle. Peki mutfak eğitiminizi nereden aldınız? Benim annem de çok güzel yemek yapar. Ha. Ben de aslen Karadenizliyim. Ha. Güzel yemek yapar. Bir de yemek yapmayı seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Hmm. Değişik tatlara açığım. Yani şöyle lütfen Karadenizli kıymetli dostlar bizi... affetsin, bağışlasın ama ben Karadeniz mutfağını çok zengin bulmuyorum ya. Yani evet, çünkü çok kısıtlı. Genelde balık çeşitleri. Balık da değil, hamsi de ablacığım. Bir balık çeşidi de yok ama yani. Ama yani ben çok açığım farklı tatlara. Dolayısıyla seviyorum farklı güzel. Şeyler yapmayı, güzel. Farklı şeyler tatmayı. Peki eşiniz hani sizin bölgenizden, coğrafyanızdan değil, onun başka yeme alışkanlıkları var. Bu bir problem yarattı mı başlarda en azından? Yok yaratmadı çünkü o her şeyi yiyor. Yani yemek seçmiyor ama tabii ki annesinin yemeklerini de özlüyor. Ben de ondan bir şeyler öğrendim. Beraber yapıyoruz. Yardımcı oluyor bana. Güzel. Beraber. Peki mesela sizin için hani bu bir sınavdır, bunu yaparsam tamamdır dediğiniz bir yemek var mı? Bunu yaptım ve ben sınavı geçtim dediğiniz bir şey. Ya her kadın gibi aslında pirinç pilavı. Öyle tabii mi? Ki. Çünkü yani hani onu herkes çok sevmiyor. Kimisi çok lapa olmuş diyor, kimisi yok kıtır kıtır vesaire. Pilavı çok güzel yaparım. Bu bak, benim ben için bir sınavdı. Yani ben de küçük yaşta yaptım pilavı. O benim için çok büyük bir mutluluktu. Evet. Efendim biz de üniversite hayatımızda tabii bir başımız bir peşimiz bir öğrenci evinde yaşadığımız için doymak için en kısa sürede yapılması gereken şey neydi? Doğru dürüst bir yemek yapmayı öğrenmek. Ondan sonra fukaralık da var. Efendime söyleyeyim ilk öğrendiğimiz şeylerden birisi pilavdı. İlk pilavlarımız korkunçtu ama sonra bu konudaki yeteneğimizi çok geliştirdik. Bak pilavda ben de iddialıyımdır. Pilav üstelik domatesli pilavda mesela büyük iddialıyımdır. Şehriyeli pilavda büyük iddialıyımdır. Yani nohutlu pilavda büyük iddialıyımdır. Bunlar çok mühimdir. Şahaneymiş. Efendim malum haliniz bu programın çok önemli başka bazı sonuçları var. Nedir o? Biz efendim Türk halkının değişik mevzularda neler düşündüğünü de tespit edip kamuoyuna bunu arz ediyoruz. İster kullansın kamuoyu ister kullanmasın onu sallamıyoruz da biz burada böyle onu en azından fahş ediyor derler eskiler. Fahş ediyoruz yani. Çeşitli sorular soruyoruz buna quiz diyoruz efendim. Ondan sonra o sorulara verilen cevaplara göre de bilim insanlarını göreve davet ediyoruz. Bak Türk milleti bu konuda böyle düşünüyor. Ona göre davranın. Aslında buradan herkese bir sonuç çıkar yani sadece bilim dünyasına değil, politikacılara, sanatçılara, iş adamlarına değil mi Yaşar'cığım? Evet. Değil mi limoncum benim? Ağlıyor. Aa yaptım ben, yaptım. Al sen şu mikrofonu kimle konuşuyorsak ona doğru yönlendir. Evet. Ya mikrofonu mal gibi elimizde tutmayalım Yaşar abi. Evet. Konuşana doğru gönderdi. Evet. Ha işte o anladın abi. Evet, hazır mı seyirci? Hazır, çok güzel. Bahama Adaları'nda genç kızların çiçekli etek giymesi ne anlama gelir? Şimdi diyeceksin ki bunun ne alakası var mutfakla, yemekle, sosyal... Yani Türk insanı dünya kültürlerine açık mı anladın mı? Evet. Mevzu bu. Anlıyoruz değil mi? Evet. Aferin, aferin bebeğim. O Kezban'ın tekiyim. Neden? Olamaz mı? Kezban başka. B. Ana beni evers... Ya Kezbanlardan da özür diliyoruz. İsmi Kezban olanlardan. Yani o bir tanımlama olduğu için bunu kullanıyoruz. B. Ana beni eversene. C. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. D. Ben senin bildiğin kızlardanım. 1, 2, 3. Evet. A'lar, D'ler. D'ler, D'ler, A'lar. Bir tane C var. C. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. D'ler, ben senin bildiğin kızlardanım. Aa Kezban'ın tekiyim. Niye böyle dallı, basmalı, çiçekli, güllü bir etek giyemez mi bir hanımefendi? İlla Kezban mı demek yani o? Yani köy hani kokulu mu demek? Bence değil. Şimdilerde de çok modalce yakışıyor. Maalesef efendim hiçbiriniz... B mi dediniz? Evet. Buradan gördün mü? Yok, hayır.
Yemin ediyorum. İşte dünyaya açık, dünya kültürlerini bilen gayet efendim hadiseye vakıf bir değerli davetli. Hakikaten beni evlendirin demekmiş. Bahama Adaları'nda bir kız çiçekli, böcüklü bir şey giydiği zaman herkes diyormuş ki ooo tamam bunun zamanı gelmiş. Artık evlendirmemiz lazım diyormuş. Peki efendim bir başka o zaman şey yapalım. Bir kadının sır tutabilme süresi bilimsel olarak, bu gerçek ha, bilimsel olarak ortalama ne kadardır? Bak ne kadar sır tutabiliyor? Bu da efendim araştırılmış. Bunu tüm Türk ve dünya kamuoyuna şimdi yansıtacağız. A. 47 saat 15 dakika. B. 1 dakika. C. 2 saat 15 dakika. E. 3,5 dakika 17 saniye 3 salise. 1, 2, 3. Evet, 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 evet. Çap, 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 çap. 3,5 dakika 17 saniye 3 salise. Senin nasıl bir hayal gücün var ya? Nasıl bir ayrıntıcı, nasıl bir şey? C. Efendim ne dediniz? 2 saat 15 dakika. Sen nerede gördün 2 saat 15 dakika sır tutan hanımı? En azından gider anasını anlatır, bacısını anlatır, gün arkadaşını anlatır. B, 1 dakika. Bravo, bravo. Aslında orijinali bu olması lazım. 1 dakika hakikaten hanımlar hemen paylaşır değil mi? Ama efendim yapılan bilimsel araştırmalara göre bir hanımefendinin sır tutabilme zamanı 47 saat 15 dakikaymış. Epey bir var ya, 47 saat. Değil mi? Neredeyse 2 güne yakın yani. Nerede abi o? Ben hiç görmedim. Hemen okuyorlar birbirlerine ya her şeyi. Değil mi? Herkes her şeyi biliyor abi. Allah efendim çok güzel. Buyurunuz efendim yeni bir ürün, yeni bir malzeme. Bakalım ne gelecek, nasıl değişecek olayların seyri. Ama siz poğaç... Siz nereye geldiniz bacım? Aa, ben gelmiyor muyum? Yok sırayla bacım. Sen geçeceğine önce Valide Sultan sonra sen. Ne istiyorsun Valide? Ben poğaçadan vazgeçip başka şey yapmam. Ha, hemen çevirebilirim diyorsun. Ama bizi poğaça vaadiyle kandırdın. Ben onu vazgeçirtmem seni. O zaman bak, kabartma tamam. Tozu getirin. Kabartma tozu mu? Kabartma tozu veremiyoruz mu? Veremiyormuş. Olduğu kadar ya hamurlu mamurlu bir şey yapmış. Evet çevirelim hızlıca. Evet kabartma tozu yok. Poğaça yapıyoruz fazla. Var mı böyle bir şey? Neymiş efendim? Turşu. Hayat kurtarmaz. Olay. Sen poğaçadan vazgeçme. Sen devam et. Bu turşuyu bir şekilde yediririz biz senin oğlana. Tamam. Merak etme. Turşu efendim. Yani ne alakası var dedirten bir seçim. Ama ben mi seçtim? Yok. Ablam bizatihi kendi eliyle çevirdi. Onun için yapacak bir şey yok. Turşu geliyor. Sizin de işiniz giderek zorlaşıyor ha. Değil mi? Yani siz ufak ufak başka şeyler hayal etseniz mi? Buyur. Bak Karadenizlisin. Kavur kız turşuyu. Yani evet. Yapıştır şimdi ya. Turşu gelince salçalı, onu düşündüm. Salçalı ben mi yiyeceğim? Tohumuna para mı saydık ya? Senin o eşin yiyecek efendim. Turşu. Hayat kurtarır. Hayat. Senin hayatını kurtarabilir. Bak güzel sarımsak, evet. Turşu. Onları kıt kıt kes, at içine hepsini kavur, koy önüne. Yerse yer, yemezse kendi bilir. Bize ne ya? En son, efendim nerede kalmış? Son bir quiz sorum var. Hashimoto hastalığı olarak bilinen yorgunluk, bezginlik, kilo verememe ve saç dökülmesi gibi belirtileri olan hastalığın halk dilindeki adı nedir? Bak. Bilimsel adı Hashimoto. A. Kıl dönmesi. B. Dalak sarkması. C. Göbek düşmesi. D. Tembel gelin hastalığı. Evet, evet. 1, 2, 3 alalım. Alalım, alalım, alalım. Alalım. C'ler ve D'ler ağırlıkta. Tembel gelin hastalığı. Önce C'lerle ilgilenelim. Göbek düşmesi. Hashimoto, göbek düşmesi en ufak alakası yok. Zaten ben de bunu ilk defa duyuyorum da bizim editörler bizi yemiyorsa eğer ki ben de sanki bizi yiyorlarmış gibi. Ne o kıl dönmesi? Yok bildiğin kıl dönmesi ya. Onun başka adı yok. Kıl dönüyor yani. Başka bir adı yok Yaşar abi. Efendim D şıkkı diyenler tembel gelin hastalığı doğru biliyorlar. Buradan Türk kamuoyuna, dünya kamuoyuna söylüyoruz. Çok uyanık izleyicimiz var efendim. Her şeyi biliyor. Tembel gelin hastalığı diye bir şey varmış. Tembel misiniz? Değilim. Yani kendimce öyle olmadığımı düşünüyorum en azından. Peki gün içinde bir programlar mısınız işleri? Yani yoksa hani bazı kadın var yemek yaparken aklına çorbayı karıştırmak geliyor. Çorbayı karıştırırken aklına doları silmek geliyor.
oradan oraya falan filan, yoksa siz bir iş gibi, bir nizam, bir intizam içinde mi? Yani gün içinde değil, hatta bir gün önceden ben planlarım. Yarın sabah kalktığımda bunu yapmalıyım. Her şeyden önce ben yemeklerimi sabahtan yapmayı çok severim. Aa, benim annem de öyle. Evet, yemek demlenecek, dinlenecek. Evet. Bir de ansızın biri gelir, işte aç kalmasın, hemen önüne bir şeyler çıkartayım. Sonra demesinler işte bir hanımın gelinine gittik, aç kaldık demesinler. Güzel. Yani güzel. Severim yemeklerimi erkenden yapmayı. Bak bu tam geleneği yürütmek işte. Hı-hı. Benim bildiğim birçok böyle benim hani bu yaşlı kuşaktan bildiğim annelerimiz falan sabah yaparlar, atarlar, evet, değil mi? Evet. Demlersin. Benim annem de, kayınvalidem de hep sabahtan yaparlar. Akşam sonra. Ama şimdi tabii modern hayat, hanımefendiler çalışıyor. İşten ancak koştur koştur geliyor. Ne yapacaksın? Yani o da işte tabii. Akşamdan yapar. Evdeysen, ev kadınıysan yemekle başlamak çok evet. Daha güzel hareket. Yani. Dediğimiz gibi mi yapıyorsun? Evet, şimdi turşuları kavuracağım. Onu bir turşu kavurmasına çevireceğim. Sonra eğer başka bir şey gelirse, bir sebze vesaire bir şeyimiz olursa, hı-hı, ona göre bir şey yapacağım. Sanıyorum hepsini birbirine karıştırmamız gerekmiyor, değil mi? Yani aynı tabakta servis yapmamız yeterli mi? Yeterli. Yoksa... Yani bazılarını süsleme olarak kullanabilirsiniz. İlla tamam. Hepsini bir... Yani maksat önüne koyduğun zaman hepsi onun içinde olsun. Tamam. Tabii mümkün olunca da çok pişirmeye çalışmakta fayda var. Tabii kabartma tozu olmadan, maya olmadan, değil mi? Yani. Bazı şartlar zor ama buna rağmen... Ona hani, rağmen gelini geçeceğim. İnşallah. Ona rağmen efsane bir şey yaparsan, Valide Sultan, biz burada yerlere yatarız. Takdir edersiniz ki zor bir şey yani. Hamur işi yapıyor, kabartma tozu yok, maya yok. Yani. Kadın ne yapsın? Beklemiyor dolayısıyla. Maya koyacak, o hamur bir şişecek değil mi? Tabii. Lezzetini bulacak. Misal, poğaça yapacak hanımefendi. Var mı burada susam? Yok. Ha, yokmuş. Yok. Üzerine çöre otu yok, susam yok. Ne yapacak bu kadıncağız ya? Evet. İmkansızlıklar içindeyiz. Ya, biraz, evet. Yok. Nasıl bir sınavdan geçirdiniz gelininizi? Yaptınız mı öyle bir şey? Yoksa hiç ilişmediniz mi? Yok, gerek kalmadı. Peki, beklentilerinizi karşıladı mı hanımefendi? Fazlasıyla. Fazlasıyla, ooo ne güzel. İlişkiniz ne düzeyde? Resmi, gayri resmi, yıl ışık, çok cıvık. Hani yok. Anne kız derler ya. Evet. Anne kız bile değiliz biz. Daha ilerisiniz. Kanka gibiyiz. Hadi canım. Evet. Ama aynı zamanda da benden çekinir. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu da oğlunuz için tehlikeli bir şey. Hayır, ya. Hayır, oğlum çok anne mutlu. Anne ile gelin, ha öyle mi? Ben olsam ya, ben evli değilim ama yani evli olsam annemle gelin hanımefendi, evet, yani eşim arasında tatlı bir mesafe, ölçülü. Ben demiyorum ki 3 metre ama bir 20 santim, 40 santim mesafe olmasını tercih ederim. Niye? Çünkü beraber kumpas yapabilirler. Bir araya gelip organizasyon yapabilirler. Allah muhafaza tepesine çökebilirler. Evet, bazen bazı şeyleri mesela ben söyleyince oğlum daha... Oradan oraya, oradan oraya ara transferler çalışıyor, bıçaklar çalışıyor. Ne oluyor efendim? İş büyüyor. Vay çakallar. Peki efendim, ben ne yapayım Kerim? Damada bir gideyim mi? Bunlar böyle çalışıp duruyorlar, yeni bir malzeme de gelmeyeceğine göre. O zaman ben bir damada gideyim. Gideyim, geleyim. Sonra ben izin verirseniz bir Sultanahmet'e gideceğim. Orada bir işim var. Oradan efendim bir... Yok, geleceğim. Sana emanet buralar baba. Devam efendim, devam. Herkes devam etsin. Deniz, durum nedir? Yolunda mı her şey? Yolunda, çok şükür. Hanımlar bir gayretin içindeler. Bazı enteresan malzemeler çıktı ama hanımlar o domestik bilgileri, mutfak hakimiyetleri onu çevirmeye çalışıyorlar. Evet. Eşin seni çok seviyor. Annenin zaten yeri başka, bir taneciysin. Dolayısıyla... Evet. Efendim sana güzel bir şey yedirmek için, yani birbirine yarış halinde değil de efendim ortaya güzel bir şey çıksın, güzel ailenin şanı yürüsün diye, evet, gayret gösteriyorlar. Sen sürprizli bir insan mısın? Eşine güzel sürprizler hazırlar mısın? Ben açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Hayatta sürprizleri ve sürpriz yapmayı çok severim. En son ne sürpriz yaptın mesela? Yani mesela onu hiç beklemediği bir yere götürmüşümdür. Yani evet. Ani planlar yaparsın. Tabii, çok demek ani. Ki. Mesela onun hiç haberi olmadan, kendinin bile farkında olmadan. Genelde böyle sakin, ve böyle denize yakın yerler. Tatil beldeler. Evet, o şekilde çok seviyorum. Tatilinize önem veriyor musunuz? Her sene yapıyor musunuz? Her sene olmasa da yani 3 yıl arayla. 3 yıl arayla tatil mi? Çokmuş ya. Evet, yani bu son zamanlarda maalesef.
Evet. Biraz öyle oldu. Ekonomik durumla evet, alakalı maalesef. Şeyler bunlar ama inşallah evet. Daha iyi olur diyelim. İnşallah. Olsun. Cümlemize. Peki, quizden devam ediyoruz sana. Peki. Biraz bir dürüstlük oyunu oynayalım tabii ki. Demişiz. Hangisi annenin yapmayı beceremediği bir yemek? A. Pilav, B. Sarma, C. Et yemekleri, D. Tatlılar. Tatlılar diyeyim o zaman. Hmm. Yani yemek konusunda çok başarılıdır. Annem de başarılıdır. Anladım. Tatlılar diyeceğim. Evet. Halbuki Konya mutfağının çok güzel tatlıları var ama demek ki validenin eli onlara gitmiyor. Belki hani gitmiyor demeyelim de belki biraz zaman, biraz meşakkatli olduğu için. Tatlı seviyor musun? Çok fazla aram yoktur ama of, ben çok kadayıf tatlıyı çok severim. Ya kadayıf, kadayıf değil de o sizin bir böyle oklavadan geçirmeniz var. Bir de incecik evet. Bir saç arası, saç arası diyorlar. Bir saç arası diye bir tatlınız var değil var, mi? Evet var. Of, o Konya'nın saç arası tatlısı inanılmazdır ya. Hı-hı. Validenin onu çözmesi lazım abi. Peki, bakalım. İnşallah çözer. Peki valideyle konuşuyoruz. Şey diyor, yani ben gelinimi çok severim. Onunla hani şey bile değiliz, anne gelinden öte abla kardeş, yani iç içeyiz. Evet, beraber çok samimiyiz, çok iyiyiz evet. Diyorlar. Bu evet. Enteresan bir şey. Bu aslında senin çok lehine gibi gözüküyor, bazen aleyhine de olabilir, onları da söyledim. Evet. Bazen ortak bazı şeyler kurulup sen mutlaka. Yönlendirilebilirsin. Evet. Açık gözün oluyor mu öyle şeyler? Çok az yani, zaman zaman. Hmm. Yani. Ama annenle eşinin bu kadar iyi anlaşması hoşuna gidiyor mu? Mutlaka çok hoşuma gider ve herkese de örnek olmalı. Hmm. Yani bir gelin kaynana olarak değil de anne kız gibi yani bu şekilde. Ne güzel. Evet. Herkes yani birbirlerine olur. Böyle her zaman bir anne kız olarak yaklaşmaları gerekiyor. Çok güzel. Ve saygı, ben, sevgi hiçbir zaman eksik olmaması lazım. Elbette. Saygı bakalım. Emeğimi. Evet. O zaman ben gideyim yine bir bakayım. Tamam. Sonra tekrar geleceğim. Peki. Sağ olunuz, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim buradaki mücadele devam ediyor mu? Küçük. Yani benim yapacak çok fazla bir şeyim olmadı. Yok sen için. Öyle bir atıl ben... kaldın. Şimdi ablacığım bizim yukarıda ofisler var. Onların bir temizlik işi var. Sen burada atıl kaldın. Hadi babam be. Hadi bacım be. Çok severim. En sevdiğim iş. Temizlik mi? Evet çok severim. Ben de ütü çok severim. Bak bana ver ütüyü çok rahatlarım. Ve açık su. Bir de bu bende böyle ütüye karşı hassasiyet var. Daha üniversite çağlarım. Bak üniversitedeyim. Sene 84 falan. Çıkmışım evden biraz galiba kafa hülyalı, dalgalı. Üniversite talebesi ya. Yani yalnız yaşıyorum tabii öğrenci evimde. Çıkmışım bak Kadıköy'de bir öğrenci evim var orada yaşıyorum. Kadıköy'den çıktım Moda'dan. Vapura bindim. Mısır Çarşısı'nın arkasından efendim Beyazıt'a doğru çıktım. Okula yaklaştım. Okula giderken birden nasıl olursa bir fark ettim ki lan ütü, iki tane ütü izi var pantolonda. Pantolonumda iki tane ütü var. İki tane ütü izi var. Ha, teşekkür ederim canım. İki tane ütü izi var. Bak size yemin ediyorum. Yalanım varsa bir sonraki programa erişmeyeyim. Sen Beyazıt'tan İktisat Fakültesi'nin önüne gelmeden ki aralıktan dön. Tekrar vapura bin. Moda'ya evine git. Pantolonun iki ütüsünü bir ütü yap. Yani bir bez, bir iz yap. Sonra tekrar geri gel. Bu kadar da manyaklık işte. Ütü çok önemlidir abi. Onun için de damat beyin ütüsüne dikkat ettim ya. Ne ütüsüz olur mu abi? Gözünü seveyim Sevinç'ciğim. O adamı öyle gezdirme. Belli o. Ey Allah! Elevay bir çocuk o. Kurt o belli ki ağzı gözü dıt böyle dıt. Bir elevay bir çocuk. Öyle dolaşıyor onun ütüsünü mütüsünü yaptır anacığım. İşte bakmasınlar ya fazla demek diye yani? Ben. Anacığım ama böyle de olmaz dışarıda. Ki süfli oluyor. Olmaz. Evet. Şimdi. O, yoğunlaş. Ne istiyorsun? Yoğunlaş. Yani. Yoğunlaş. Yoğunlaş. Şimdi tamam, aslında Birgül annem için burada böyle bir kabartma tozu falan olsaydı evet. İyi olacaktı ama. Yavrum ananı babanı düşünme gözünü i̇şte. Seveyim kendini düşün yarışma daha bu. Bırak yani bu poğaçadan biz de yerdik belki. Peki. Efendim bak güzel güzel kesti o yapacak bir şey. Evet tamam, efendim hızlıca ben... çevirelim haydi efendim abi, hızlıca. Şu saatten sonra gelecek daha bir şey. Böyle daha olmaz abla çok hızlı bütün kuvvetini haydi aferin hap böyle çok güzel pompa. Evet efendim. Evet, bezelye, hayat kurtarır. Bak bu sana güzel, yarar. Güzel. Evet. Bu sana yarar. Bezelye, hayat kurtarır. Sen büyük yırttın, sana da yarar. Sana da yarar, değil mi efendim? Evet. Bezelye, herkese yarar. Oğlum bir dinle lan önce. Allah Allah, kendi kendine. Bezelye, herkese yarar. Bezelye, herkese yarar. Yarar. Yarar.
bezelye herkese yararlar. Yani onu çünkü uzatamadık. Araya bir şey koyamadık ya baba. O yüzden alalım efendim bezelyeleri. Evet, bezelyelerimiz haşlanmış olup el değmeden üretimden geçmiştir haşlan. Ama yine de bir tadım yapıp kararında mı değil mi ona bakıp eğer kararında değilse Zeynep'ciğim canım seni de epeydir bir takdim etmedik. Haydi abi. Sen nasıl o papyonu çıkardın kız? Ne oldu? Ya daral geldi böyle. Ha, sıcakladı havalar. Siz de çıkardınız ya. Şu olduğum nokta çok güzel bak. Ben hep burayı kaçırıyorum. Buradan şahane vurduruyor. Ha, saçım bozuldu. Evet çok güzel vurdu. Peki nasıl gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Çok teşekkür ederim. Zeynep'e alkışlar. Çok aydınlandık. Sağ ol canım be. Sağ ol. Ha, çünkü şimdi ben malımı biliyorum diye bir laf var ya abuk subuk bir şey söyleyecek şimdi. Ne gerek var efendim yani şey yapacağız. Evet siz şimdi bezelyeye mi çevirdiniz işi? Yani ama ben buna bir sürü turşu koydum. Şimdi turşulu bezelye bu böyle bir garnitür gibi bir şey olacak. Artık deneyeceğim farklı bir şey olacak. Yapacak bir şey yok. Sarımsak, turşu. Yani bezelyeyi ayrı mı yapsak bacım? Bezelyeyi farklı bir şey de düşündüm aslında bezelyeyi ama salamla ayrı bir şey yapıp turşuyu da onun üstüne koyup üstüne de benim kelleyi mi koysak acaba? Bezelyeyle salamı yanına böyle farklı bir garnitür gibi. Bezelyeyle salam ama bezelyeyle çok salamı da bir işlemden geçirmek lazım. Bilmiyorum yani. Belki baharatlarla falan harmanlayabilirim. Ya böyle yani sanki biraz daha malzeme ya da şöyle istiyor. Kesmedim. Ablam da unu koydu, artık suyu koydu. Unu koydu, suyu su koydu. Su değil o süt. Ha süt mü? Pardon. Ha, epey bir uğraştın da onun için var ya Sultan. Ne yapayım? Karbonat olmayınca başka şekil yapmaya çalışıyorum. Evet bir de o hamur sanki hiç olmadı gibi ya. Olacak, olacak. Olacak mı? Onu koydukça toparlanacak. Toparlanacak mı? Tabii. Bana zor toparlanırmış gibi geliyor. Ben bir de bu herhalde bütün stüdyodaki izleyicilere, kameramanlara falan fırın yanmışken dedim. Ha, ama malzemen az. Ne yap? Millet hamur mu kemeleyecek? Hayır. Bazıları içli, bazıları içsiz. Ha, öyle gelişle girecekler. Maksat hamur toplu. Bezelyeli, sarımsaklı. Ne bulursa bunu yiyeceğiz. Şahaneymiş. Peki efendim. Sizin özellikle çok özel ve güzel yaptığınız, ya bir gül bunu yaptığı zaman aman Allah'ım dağlara taşlara dedirten bir yemeğiniz var mı? Konya'nın düğün pilavı var. Düğün pilavı. Konya'nın çok yemeğini biliyor musun? Konya'nın bamyası var. Bamya çorbası var. Bamya dediğin zaman ben oturur ağlarım arkadaş. Onları güzel yaparım. Bamya ile yaşadığım aşkı anlatsam yemin ama ediyorum artık Leyla Mecnun okumazsınız. Kuru bamya değil mi? İpte düzül olan. Hı-hı. Yaş bamya sevmem. Hı, evet. Ne o bir de bu kadar bamya oluyor. Nah bu kadar onu yiyorlar. O ne abi? Bamya dediğin mincicik Konya'nın güzel ne diyorlar ona? Boncuk bamyası mı diyorlar? Ne diyorlar? Bir şey diyorlar. Çiçek bamya. Çiçek bamyası. Hı-hı. Çok lezzetli olur ve tavuk etli olacak benim bamyam. Yok. Bizimki neyse kuzeyli. Benimki tavuk etli olacak. Zaten siz bamya çorbası diyorsunuz. Biz bamya yemeği diyoruz. Bamya çorbası neymiş ya? Peki size de bir quiz uygulaması çekmek isterim. Valide Sultan izin verir misiniz? Sen yoğur. Tamam. Önemli değil. Hem yoğururken hem dinlersin ya. Şimdi efendim, sizin başka oğlunuz var mı? Yok. Yani olmasını ister miydiniz? Yok, bir kızım var. Bir oğlum yeterli. Şimdi Rusya'da iki tane boksör kardeş var. Ve hayatları boyunca diyor birinin sahip olduğu unvanı diğerinin alması mümkün değil. Çünkü anneleri iki kardeşin birbirleriyle maç yapmasını yasaklamış. İkisi birden birbirlerine karşı maç yapmayacaklar. Aşağıdakilerden hangisi sizin oğlunuza yasakladığınız ya da yasaklamak istediğiniz bir şeydir? Yani oğlunuza bir şey yasaklayacaksınız ve hakikaten oğlunuz hiç onu yapmayacak. A. Sigara, alkol vesaire gibi kötü maddeler. B. Gece 12'den sonra eve dönmek, bekarlığında tabii. Şimdi de olabilir yani. Hı. C. Karısını üzmesi ve D. Rusya'daki o iki boksör kardeşe tek başına girmeye çalışması. Yani boks arenası. D şıkkı. D şıkkı. Ha bak görüyor musun? İşte anne yüreği. Gece 12'den sonra da gelse olur diyor. Tabii kötü onları zaten yapmadığı diye için. Ha. Onları zaten yapmıyor. Akıllı bir çocuk mu? Evet çok efendi. He, hep mi böyleydi? Hep öyleydi. Hiç böyle haşarı zaten alkol sigara kullanmaz. Aferin ona, aferin. Belli bir gönlü ürküsüz. Zaten dışarı çıkmaz. Onu dedim ya o evlendikten sonra oldu. He, yoksa jilet gibi ütülettin gönderdin. Çocuk İstanbul sokaklarını jilet gibi arşınladı. Ne zaman ki evlendi affedersin. Süfli Deniz değil mi ismi? Süfli Deniz'e çıktı adı ya. Peki mesela oğlunuzla diyaloğunuz
iyi midir? Size, çok iyi. Size mesela hanımefendiyle Birgül Hanım'la tanıştıktan sonra akıl fikir sordu mu? Taktik tabii sordu ki, mu? Strateji tabii sordu mu? Tabii ki sordu. Yani Birgül Hanım'ın kafalanması sürecinde sizin de emeğiniz var mı? Yok yani ben zaten onlar tanıştıkları zaman yani oğlum muhakkak kendi gibi birini bulmuştur dedim, öyle oldu. Gerçekten de öyle oldu. Aha, o kendisi gibi kendi, daha herhalde yok. Kendi gibi birini bulmuş yani. He. Ona güvendiğim karakter için. Karakter olarak diyorsun, ruh ikizi derler ya. Evet öyleydi zaten. Çok güzel. Buldu yani ne kendi güzel. Gibi. Gayet iyi. Fevkalade. Siz peki eşiniz itibariyle karakter yani ruh ikizi misiniz? Siz aradığınızı bulmuş muydunuz? Bazı konularda öyleyiz, bazı konularda değiliz. Siz flört ederek mi evlendiniz? Görücü usulüdür yani. Ya flört ettik ama aslında zaten akrabalık vardı uzaktan. Tanıyordunuz zaten. Tanıyorduk, evet. Eski usul işte ya. Tanıyorduk, sonra işte güzel. Biraz da flört. Beyaz kabı alabilir miyiz? Beyaz kabı alabilir miyiz? Alırız efendim beyaz kabı. Onu da alalım mı efendim? Şöyle alalım onu da. Şunları alalım tamam. Anneciğim çünkü... Çöpümüzü de alalım. Evet, kameralar açısından çok önemli şey. Peki efendim, ikinci sorunuzu soralım, ikinci quizimizi soralım efendim. Toplam kaç çocuğunuz vardı? İki. İkisi de evli mi? Hayır, kız bekar, oğlan evli. Peki siz eşinizle kaç yıllık evlisiniz? 32. Maşallah be, 32 yıl diyor. Hı-hı. Vatandaş, 32 yıl. Hay maşallah be. Yani emekli oluyor ya 32 yılda değil demek mi? Demek ki uyum sağlayan bölüm daha çokmuş. Nasıl? Değil mi? Demek ki uyum sağlayan bölüm daha çokmuş. Tabii. O kadar tabii. Uzun sürdüğüne tabii. Göre. Peki diyoruz ki size hayatınızdaki en mutlu olduğunuz an hangisidir desek neyi seçersiniz? A. İlk çocuğunuzun doğduğu an. İlk çocuğunuzun yani hı-hı. Deniz evet. Bey herhalde. Evet. Deniz Bey'in doğduğu an, o saniye, o dakika. B. Son evde kalan çocuğumu evlendiririm ya da evlendireceğim an. Yani şu anda evdeki kızınız mı? Evet kızım. Kızınızı evlendireceğiniz gün. C. Eşimle evlendiğim an. D. Eşimle tanışmadan önceki bütün anlar. E. Diğer. Diğer diyeyim. D diyorsunuz. Yok yok. Eşimle oğlumun doğduğu. Yani anladık biz Valide, anladık biz, anladık. 32 yıl falan tamam anladık. Biz romantik bir hikaye beklerken Valide ağzından kaçırdı. Eşimle tanışmadan önceki bütün anlar dedi. Genç evlenmiştir büyük ihtimalle. Hayır, 22 yaşında evlendim. 22 gençtin mi bacım? 22 yaşında evlendim. O zaman, daha ağzın süt kokuyordu be 22 yaşında. O zamanlar 22 yaşına evde kalmış diyorlardı. Ha. Tabii. Küçülsün de cebime girsin o zamanlar ki insanlar o zaman ya. O zamanlar öyleydi. Bunu yağlamayacağım bacım aşkım. Yeterince yağlı. Ha yağlı gerek yok diyorsun. Gerek yok. Anladım. Güzel yani tip olarak bir şeye benziyor gibi. Vallahi çok heyecanlandım ben. Yani poğaça yapmanız beni hasreten çok sevindirdi. Çok mutlu oldum. Peki oğlunuz spora yatkın mı? Çok. Ha hiç belli etmiyor. Değil mi yani belli etmiyor. Neyse. Küçüklüğünde de mi spora yatkın? Evet. Ha, peki böyle baba da öyle. Vurmalı kırmalı bir spor var mı? Hayır futbol. Kafasına falan darbe aldın mı çocuk? Futbol. Ha futbol. O belli bu kafa topuna çıkarken kaleye falan gömdün mü hiç? Ya yok be şaka yapıyorum biliyorsun ya artık kardeşim. Peki oğlunuz profesyonel bir sporcu olsaydı aşağıdakilerden hangi spor dalında kariyer yapmasını isterdiniz? A futbolcu, B boksör, C yüzücü, D spor değil ama balerin olmasını isterdim diyebilirsin. Ya şey balet pardon. Ha, balerin yok. Değil de balet. Yüzücü. Yüzücü. Ha, omuzları geniş olur. Daha değil mi? Sağlıklı bir spor diye. Evet. Güzel olur. Evet. Yüzücü biliyorsunuz omuzlar geniş. Fizikman değil mi efendim? Hı hı. 10 numara. 5 yıldız olurdu. Çok güzel. Sizler var mı? Yeni malzeme. Yeni malzeme. Çabuk Sevinç. Ben mi çeviriyorum? Yok Sevinç değil. Kim o? Sen mi? Ben mi? O mu? Ha siz buyurun efendim. Birgül Hanım. Son mu bu? Son malzeme. Hadi canım. Son malzemeyi seçiyorsunuz bu valide. Sefer şöyle yapayım. Yapıştır valide. Yapıştır valide. Açılma valide. Makarna. Evet makarna. Olur. Önce çıkacak olanın sonradan çıkmasının yüz ifadesini al. Kadının yüz ifadesini al. Gir. Fokuslan. Yok onu gelin bezelyenin yanına yapsın. Yapsın. Ya sen kendini kurtar. Geline bakma benim ya. Benim poğaçam gelin yeter şey bana. Bu makarnayı ne yapacağım ben mi yiyeceğim? Makarna salatası yap çayın makarna yanına. Makarna salatası yap çayın yanına sinirlenme be bak. Direkt gibi verdim makarna salatası yap. Sinirlendirme. Sinirlendirme. Getir direkt. Ben sana
Çok güzel. Evet. Şimdi efendim bu makarnayı bir şey yapacağım Halide. Yani geldi ben yapmıyorum, oynamıyorum. Yaparız, yaparız. Ha, bir şey yap. Ha, üstlerine. Çakalsın. Vallahi çakalsın. Yalnız haşlayıp süsle, öyle kırk kırk koyma. Tabii. Haşla süsle, aferin. Güzel. Peki pişirdikten sonra üstüne koyacağım? Yok, pişmesine yakın üzerlerine koyarım. Ben senin olsam bunları biraz açarım. Tamam mı? Açarım. Onu da haşlarım. Ortasına bir iki tane koyup tamam. Makarnalı poğaça abla o tabii, saçma böyle olayı. Yani dünya kamuoyunu nefret ettirecek. Belki bütün gastronomiyi şey sindirecek. O şey ha? Belki çok güzel bir şey çıkacak. Tabii. Belki. Bak işte benim duymak istediğim cümle bu. Oğlum sen kaç yaşındasın lan? 18 mi? Yavrum buraya 18 yaşında çocuk şimdi almayın izinim demiyor muyum? Burası adult bir program ya. Turizm sektöründe vardır ya, adult oteller var. Bir de yüksek yani. Şey, 18 yaşından büyük çocuk. Bir de 15 falan gözüküyorsun. Sen 18 değilsin lan. Çıkar kimliğini. Kimliğini çıkar. Ver kimliğini. Ver kimlik kontrolü yapacağım. Ver. Ver. Oho. Ha, ben yakınımı da... Yakınımı da almamışım abi. Kaç bu? Oku bakayım. Kaçmış lan? Okuyamıyorum ben. 96. 96 kaç oluyor? 96 18 mi oluyor? Ha? 19'a girecek. 19. Bu çocuk var ya yaşlanmaz. Demek ki tipi böyle. Çok güzel efendim. Peki fevkalade o makarnaları pişirmeye de koyuyorsunuz. Şahane. Siz makarnayla bambaşka bir yere taşıdınız olayı değil mi efendim? Ya evet, farklı bir şey yapacaktım şu aslında. Anda. Şimdi bu kavurduğum soğanı ziyan etmeyeceğim. Yine turşu kavurmama ilave edeceğim onu. Bak bir şey söyleyeceğim. Sonuçta aynı şey. Hayır hayır, şöyle bir şey de olur ablacığım. Yani mesela şimdi bezelye, makarna, salamı yapıştır. Bunun üstüne onu da yapıştır. Ondan sonra kocana yapıştır. Yok. Anladın mı? Yapıştır, yapıştır, yapıştır formülü yani. Yani efendim? Ona gene yapıştırırız ama ha, şimdi buna ama böyle hani görsellik olarak güzel ama olmaz. Ama hepsi aynı tabakta olacak bacım. Tamam, şimdi ha, bu farklı bir şey olsa şimdi bunların hepsinin başka tabii, bir olur şey yapacağım. Maksat yan yana, yan yana olsun. Yani görüntü de güzel olsun. Tabii, tabii. Görselliğe de önem veriyorum. İşte bu. Sunum çünkü yemek önemli programlarının bize kattığı en önemli değer... Lerden evet, birisi de bu. Artık biz sunuma önem veriyoruz. Öyle koy önüme yalap şap, ben yerim yok. Yani. Ondan sonra görsellik istiyoruz değil mi efendim? Bir şey sorabilir evet miyim? İki şey sor valideciğim. Bir şey kesmez hani beni. Hani biz evde öyle yapıyoruz da bunu gelin ikisini bir açlasa da yarısını bana verse olmaz mı? Dur ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu makarnayı gelin kendininkiyle birlikte haşlasa da yarısını bana verse olmaz mı? Ha güzel dayanışma haydi. Olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. İstersen gel malzemeleri de birleştirelim. Ha? Ya neye gerek var? Zaten formatımız... Nasıl olsa o da haşlayacak. Şimdi o evde zannetti bak, herhalde. Bak göstermiyor. Bu program pek hissettirmez ama burada o kadar ince bir format mühendisliği var. Yani güldüğüme bakmayın bak. Vallahi ciddi söylüyorum. Şu programın formatı o kadar yani. Gülüyoruz ama neşeden gülüyoruz. Allah'ım bize böyle bir programı nasip ettin diye. Hadi hadi. Ablacığım E.T. gibi yapıyorsun poğaçaları. Zamanında E.T. filmi vardı uzakta. Öyle olur ya, onlar. Allah aşkına bak. Abi şu poğaçanın tipine onlar bak. Bunu yer misin ya? Bu ne lan bu? Şuna bak abi, şu tipe bak ya. Kötü mü görünüyor? Ha? Yemin ediyorum E.T. daha yakışıklıydı. Biraz bir nizamlı yapayım. Ondan sonra şey istemiyorum ben. Oklava istemiyorum. Oklava olsa bak. Hayır çok... ama bunlar sorun hanımlara. Oklavayla yapılmaz poğaça. Ama bir şekil verin. Ya bu hanımlar hangisi poğaça yapmış ki Allah aşkına? Baksana ufacık çocuklar bunlar ya. Yaptınız mı ablacığım? Olur mu böyle? Böyle yapmadım. Ağzını kapatıyorum. Ha sen ağzını şey, kapalı, o değişik. Ağzı kapalı seviyormuş o. Yarısında ağzı açıktan hoşlanmıyor. Ağzını açma öyle ayran budalası gibi derler değil mi? Bir gün de ben araba takside giderken taksicinin çok güzel bir lafı vardı hiç unutmam. Ağzını mı yayıyorsun araba mı kullanıyorsun diyor geçen adama. Ağzını mı yayıyorsun araba mı kullanıyorsun? Güzel. Ya size soru sormuş muydum? Seyirciye quiz yaptık mı? Ha yaptık, güzel, tamam. Peki o zaman efendim gelin hanıma yaptık mı? Ha yapmadık mı? Ulan söylesenize baba, ben iyice... Evet gelin hanım, şimdi size quiz uygulaması yapacağım. Hazır evet, mısınız efendim? Evet hazırım. Şahane, hazır olun. Balayında nereye gittiniz? Gitmedik hiçbir yere, götürmedi ha, gitmediniz beni. Tamam. Balayına. Anladım. Peki Yunanistan'a gittiniz mi mesela, fırsatınız oldu mu? Gitmedim. Gidin, enteresan memleket. Aşağı yukarı bizim ülke gibi yani. Hı-hı. Yemek içme hiç zorluk çekmezsiniz. Mesela garsonlara gidip Türk kahvesi isteyebilirsiniz yani. Hı, Yunanca bilmemenize rağmen Türk kahve, Turkish coffee demenize gerek yok. Türk kahvesi de dersen oluyor yani. O da neli istersin diye sorabiliyor. Neyse. Hı hı. Aşağıdakilerden hangisi
Yunanistan'ın sahiplendiği değerlerimiz içinde sizin içinize en oturanıdır. Şimdi hani bazı yemekler, bazı şeyler var, adetler, onlar diyorlar ki bizim, biz diyoruz ki bizim ya. Hani onlardan bazıları da hakikaten insanın içine oturuyor değil mi? Hadi canım bu da falan diyorsun değil mi? Onlardan A baklava, B hacivat karagöz, C kebap, D yoğurt, E Ege adaları. Bence hacivat karagöz. Yani o da bizim bir kültürümüz sonuçta, onu benimsemiş olmaları bana göre. Seni rahatsız ediyor. Rahatsız etmiyor. Ha, yanlış mı anladım? Sonuç. Yani içinize en oturan diyor, seni en rahatsız eden. Ha, rahatsız eden. Hı. Evet, rahatsız eden de o. Yani. Aha, her şey, evet. Yani, peki, bir, iki, eğer benimsemiş olsalardı da oydu bana göre ama rahatsız eder tabii ki. O bize, çünkü Türklere özgü bir şey. Özgü yani. Bir şey. Peki efendim, 1, 2, 3 ağırlıklı olarak A'lar kalktı, C'ler kalktı. Yani ağırlıklı olarak baklavanın ama siz baklavayı da bizim yaptığımızı mı düşünüyorsunuz ya? Kim kandırdı la sizi? Biz baklavayı zamanında, yani Osmanlı tebaası olan Ermenilerden öğrenmişiz diye biliyorum ben. Ama şimdi tabii Antep ayağa kalkacak, ne yapıyorsun sen diye. Yani bu böyle ansiklopedik bir bilgi. Ya önemsenecek bir şey değil. Büyük ihtimalle yanlıştır ya. Biz, ama yani öyle bir şey var. Neyse. D dedin sen. Ne o? Yoğurt. Evet. Mesela yoğurt. Yoğurt diye satılıyor ama Yunanlara mal ediliyor değil mi? Evet. Halbuki yoğurt denen şeyi kim yapmış? Biz yapmışız. Evet. Ha, kebabı biz yapmışız. Adalar, evet. E diyen yok. Kimsenin umurunda değil Ege Adaları falan. Yani mühim ama gırtlak herkesin davası. Yoğurdu kim yaptı, baklavayı kim yaptı davası. Peki efendim. İspanya'da bir yarışma programında yarışmacı olan genç kıza bir teklifte bulunulmuş. Hı hı. Ya sana 10 bin dolar vereceğiz ya da futbolcu Neymar ile tanışacaksın demişler. Kız 10 bin dolar yerine Neymar'la tanışmayı tercih etmiş. Manyak. Manyak, gerizekalı. Gerizekalı, pis. Neyse, çok hayran demek ki. Ama benle tanışmayı isteseydi olurdu bak. Hayır, Neymar'la tanışacaksın, ne yapacaksın? Ne yapacağım? İki lafın belini kıramayacaksın ki. Değil mi? Evet. Yani, muhabbetli bir adam mı yani? Hiç. Neyse, siz eşiniz hangi ünlüyle tanışmak için 10 bin dolar almayı reddeder? Eşiniz. Yani siz bize tüyo verin. Biliyor musunuz bakalım? A. Scarlett Johansson. O adam var ya, Scarlett Johansson için kendini keser. Açık söyleyeyim. Neyse. B. Adriana Lima. Adriana Lima için annesini de keser. C. Neymar için, o da reddeder. D. Benim eşimin gözü tok, Şafak Sezer için bile 10 bin doları reddeder diyor. Bence D. D. Evet. Şafak Sezer için bile 10 bin. Niye? Şafak muhabbetli komik çocuktur ya. Onu öyle tarzı. Ama gözü tok. Ha, gözü yani, tok. Evet. Mesela eşinize desek ki Scarlett Johansson'la mı tanışmak 10 bin lira mı desek, hangisini kabul eder? 10 bin lirayı kabul eder. Gerçekten ama. Ben anladım, o çocukta bir saflık var ya. Var var. Bacım 10 bin lira kazanılır. Büyük para değil. Scarlett'i nerede buluyorsun? Nerede kaybettin de nerede buluyorsun? Allah aşkına. Adriana Lima'ya da mı 10 bin lirayı tercih eder? Yok, etmez herhalde. 10 bin lirayı tercih eder. Yok, ha. Adriana Lima'yı tercih eder diye düşünüyorum. Ha, Adriana'yı tercih eder. Ha, demek ki çocuğun beğenisine o uyuyor. Güzel. Peki efendim. Üçüncü ve son sorunuz. New York'ta bir öğrenci, bir kızcağız, yarı zamanlı çalıştığı restoranın artan yemekleri çöpe atmasına dikkat çekmek için bir ay boyunca sadece bu tarz işletmelerin yemek artıklarını yiyerek ve hiçbir şeye para harcamadan yaşamış. Düşünebiliyor musun? Yani önemli restoranların attığı şeyler hani artıyor ya, hakikaten de o da çok önemli bir şey ya. Evet. Yazık, sokakta bizim bir sürü itimiz, köpeğimiz, kedimiz, kurduğumuz kuşumuz var ya. Aslında onlara verilse falan. Onlar ziyan oluyor, gidiyor yani çöp. Ya hadi o artan, kimsesizlere verilmez yani. O yanlış artan bir şey de. Ama yani hakikaten o evcil hayvanlara verilebilir. Diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi sizin ya da çevrenizin öğrenciyken yaşadığı bir sefalet türüdür? Sizin üniversite hayatınız var mı? Hayır, yok. Yok. Lise. Lise hayatınız var. Lisedeyken de ailenin yanında nasıl bir sefalet yaşayan? Neyse. A. Ütü üzerinde yumurta pişirme. Klasiktir bu. Öğrencilerinde yaşanır. B. Günde 3 öğün makarna tüketme. Bu da bir klasiktir. Yaşanır. C. Isınmak için üst kattaki kombiyi, üst kattakinin kombiyi açmasını bekleme. D. Bazen çatal bulunamadığından havyarı elle yemek. Havyarı. Evet yani. Ne? Havyar ne mi? Ya görüyorsun işte. Bak bütün programın i̇şte bir öğrenci. Yüksek klas, high profile, high profile şeyin içine limon sıkıştırırsın. Demek ki öğrenci. Dünya kamuoyu bizi seyrediyor, uzun
Yavru havyar ne? Yavrum yedik ya az önce. kilo yedik ya lan kaşıklayıp. Havyarı reklam arasında ve oradan istakoz geliyordu. İstakoz değil çünkü. Yani ben şey işte bunun için arkadaş asla öğrenci demek ya. High profit. Gerçek öğrenci muhtemelen. Yok ben ne öğrencisi bildiğin onu. Ha buyurun. Öğrenci misin sen? Yani değilim de ha. Gerçekten bilmiyorum havyarı. Yavrum havyar var yani o. Var da yumurtası ne? Siyah siyah oluyor yani sürüyorsun da ekmeği sabah kahvaltı tereyağının üstüne sürüyorsun kızarmış ekmeği. Havyar çok pahalı, sosyetik bir şey yani işte bu balık yumurtası meşhur hani istakoz falan yiyorsun sen zaten devamlı değil mi? Mavi yengeç. Üç öğün. Ha. Yani. De, mavi istakoz. Yavrum siyah havyar şey olur da ben sana biraz bir kırmızı havyar bulayım getireyim bir yere. Siyah havyar biraz pahalı oluyor da Lale'den Mahalle'den kırmızı havyar buluruz. Şey ucuz yolu ondan git ama sevmeyebilirsin balık yumurtası. Hı. Sever misin balık yumurtası? Mesela böyle yedim herhalde diyor. Yedim ama farkında değil. Ha, mikrofona söyle. Balık yumurtası değil, ben bıldırcın yumurtası yedim. Onunla karıştırdım şimdi. Ama balığın yumurtası mı var? Ama bir şey söyleyeceğim. Bıldırcın yumurtası yedin, niye böyle zargana gibisin? O adamı dombak gibi yapar. Sürekli yemedim ki, birkaç defa yedim. Ha? Birkaç defa yedim. Hem de birkaç defa yedin. O küçük küçük çok şey besleyicidir zaten. O. Bak. Ha bak, Kerim Bey bir kere Rafa'dan yedi. O da Rafa'dan, yanlış anlama. Haşlasaydı ne hale gelirdi Allah bilir. Bak göster Kerim Bey ne halde. Bak görüyor musun? Aman efendim. Bıldırcın yumurtasının çok bağışıklık sistemi güçlendirdiği gerçek. Kafayı çalıştırılmış ama besleyici değeri de çok yüksek. Büyük de kilo yaparmış değil mi efendim? Evet, bıldırcın eti de güzel olur be. Efendim... Şimdi soruyu unuttum ama yani C gibi hissetmiştim. Ben de unuttum. Neydi bu saçma soruya? Ha, ısınmak için üst kattakinin kombiyi açmasını beklemek olabilir bir öğrenci sefareti için. Evet efendim. 1, 2, 3 buyurunuz. D dedi. Bazen çatal bulunamadığı için havyar. Yaşar abinin naturasında var. Anladın mı? Yüksek profil. Yani istakoz, ne bileyim havyar. Ayrıca her ekmeği yemez. Kahvesi özel olarak Kolombiya'dan gelir. Kolombiya'nın orta bölgesindeki. Değil mi efendim? Sussex'ten gelir İngiltere'de. Çayı mesela, özel İngiliz çayı Sussex'ten gelir. Değil mi efendim? Evet, evet. Böyle bir şey var. Özel saat 5'te o İngilizlerin meşhur tereyağlı kurabiyesinden 4 adet efendim çayına. Çay. Lady Grey ama, Earl Grey değil, Lady Grey çayına çay. Banar yer değil mi? Onu da ekmeğin arasına koyuyormuş. Çok güzel efendim. Başka? Evet, C. Isırmak için üst kattaki kombi. Genellikle herkes aynı çakallığı yapıyor. Bir büyük sefalet de inşallah o bitmiştir efendim. Bizim öğrenciliğimiz zamanlarında o öğrenci evlerimizde elektrik harcamasını kısmak için elektrik saatine yaptığımız bir uygulama vardı. Allah affetsin. Herhalde o bitmiştir o rezalet diye düşünüyorum yani değil mi? Ha, artık dijital oldu. Evet, biz zamanında öyle elektriği öyle idare ediyorduk işte. Ne yapacaksın ya memleket? Peki. Neyse ne oluyor ya? Tamam. Ablacığım, Valide Sultan iyi durumda mıyız? Her şey yolunda mı? Ocağı yakamadım galiba. Ocağı Zeynep, Valide Sultan ocağı yakamış. Fırla Zeynep. Zeynep fırla. Siz bu durumdasınız. Bak o zaman yavaş yavaş geliyoruz final ha. Ben gideyim bir damadın yanına. Hadi toparlayın artık tamam? Hadi tamam. Geliyorum ben. Evet Deniz, artık evet. Finale geldik sayılır. Evet. Hanımlar toparlıyorlar. Ben sana son bir quiz yapacağım. Diyoruz tabii. Ki estetik cerrahi, modern tıp falan çok gelişti ya. Hı hı. Hanımlar dışarıdan bakınca aslında yaşları çok belli olmuyor. Evet. Gencecik diyorsun ama aslında ya. Biraz yaş çünkü şey yaptı. Yanılıyoruz biri bazen. Ya. Evet. Kadının yaşını anlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygularsın sen? Evet. A. Bodoslamasına sorarım. Çünkü kalas bir kişiliğim var. Hayır. B. Okuldan kaç yılında mezun olduğunu sorarım, sonra hesaplarım. C. Nüfus cüzdanını çalarım, hem yaşını öğrenirim hem de adına naylon şirket kurar, üçkağıtlık yaparım. Evet. D. Ben ona maaşımı söylerim, o da yaşını söyler. Aslında ikincisi de biraz mantıklı. Fakat evet. Okuldan kaç yılında mezun olduğunu, kibar çocuk. Evet. Kibar, bu gelmiyor oltalara. Yani yok naylon şirket, evet. Naylon ama bak naylon değil. Naylon. Onları yapmam diyor. Evet, okuldan kesinlikle. Kaç yılında mezun olduğunu sorarım. Kibar mısın çok? Çok teşekkür ederim. Evet, ezmesin yenge yani. Seni ama da bu kadar kibar ya. Olup da. Ha? Azıcık dişini göster arada. Tabii abi. Tabii ki yani yerine göre ama tabii dediğim gibi hani neşeli ve güler yüzlü olmak
En güzeli. Yani. Çok güzel. Evet. Peki. Zaman... Kardeşim finale geldik. Ben şimdi masayı kurduruyorum. Tamam. Sen burada bekliyorsun, hı-hı, geliyorsun. Gönlün kimi isterse, bilmiyorsun kimin ne yaptığını, gönlün yani, kimi isterse ki onu seçiyorsun. İnşallah öyle doğru olur. İnşallah. Hak edeni seçerim. İnşallah. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Efendim buraya gelelim, biz de yarışalım, enteresan yemekler yapalım, hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın, gelin, yarışın. Kapımız herkese açık, unutmayın. Efendim, bütün bu alkışlar sevgilerini katarak şu şahane tablo gibi tabakları yapan hanımefendiler için aslında. Efendim, her şey gayet güzel gözüküyor. Ama gözüküyor, yani gözüküyor. Peki içi nasıl? Onu bilemeyiz. Onu bilecek olan biz değiliz. Yüzündeki o tatlı tebessümü efendim ve o güzel beyefendi kibar duruşuyla Deniz Bey geliyor. O karar verecek efendim. Damadımız, oğlumuz, eşimiz Deniz Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Deniz'im geç canım benim. Evet, Deniz'in göğneğine laf edince Deniz ceketini giydi geldi maşallah. Evet. Gördüğünüz gibi gülümseyen bir yüz. Ben diyor hep gülerim diyor. Ağlamam diyor. Allah efendim gülen Allah yüzünüzü soldurmasın. Teşekkürler cümlemize. Allah hiç kimseyi ağlatmasın. Evet. Hüzünlendirmesin. Yüzümüzden gülecek. Yani hüzünlendirebilir olmasın de ağlatmasın diyelim. Hüzün de bazen lazım. Hayatın evet bazı bunlar. Dengesi tabii, olmazsa olmazı değil mi? Bilmemiz için. Hep evet boyuna rak 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 gülmek de olmaz ki Allah Allah ya. Neyse. Eyvallah. Eyvallah. Evet peki. Eşinizi, annenizi çağırmak istemez misiniz yanınıza? Buyursunlar, gelsinler. Neredeler? Orada bak, aa bak anne orada anne. Buyursunlar, gelsinler. Ha evet, ilk defa bir damat. Evet, buyurunuz efendim. Eşinin ve annesinin. Affedersin, geçmiş dönemlerdeki damatlar da üstüne alınmasın ama burada mal gibi otururlar. Ayağa bile kalkmazlar. Annen geliyor ya. Benim anacığım odaya girdiği zaman, yani yanlış anlamayın ne olur, hala ben ayağa kalkarım be. Vallahi evet, ciddi söylüyorum. Tabii ben abi, annem geliyor şey be. Kolay mı? Boru mu bu? Anne! Efendim? Yani. Hı, aferin çocuğum, hep böyle ol. Neyse, bırakalım legalugayı da artık ufak ufak işe girişelim Deniz. Evet. Deniz, sağda başka bir dünya var, solda başka bir dünya var. Şimdi ben öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün benim aslında çok merak ettiğim bir şey olacak. Evet. Her zaman merak etmişimdir. Annem mi yoksa eşim mi daha güzel yemek yapar diye. Sen bunu bilirsin. Bunun çakal kararını verememiştim. Ne çakallık ama yapıyorsun bana. Bugün bir neticeye bağlayacağız. Bakalım bugün bir neticeye. Kim daha güzel peki yemek yapmış. O zaman Deniz'in ateşle imtihanı başlıyor. Başlasın. Annem önce mi güzel yemek yapıyor, eşim mi güzel yemek yapıyor diye sorun. Dur oğlum, dur lan, dur bir ya. Başlamıyor. Evet, hemen başlamıyor Deniz. Lapin gibi atlamıyor Deniz. Deniz acele etmiyor Deniz. Bekliyorum. Efendim Deniz şu anda karmaşık duygular içinde. Evet. Annem mi, eşim mi? Onun eli mi, bunun mutfağı mı? O mu karıştırsın, bu mu bulaştırsın, ne yapsın? Çelişkiler içindeki ruh Deniz. Şimdi çelişkilerin hepsini çözecek, pür pak olacak. Deniz, sağdaki tabak mı, soldaki tabak mı Deniz? Deniz. Sol diyeceğim. Ha? Sol. Sol diyeceğim. Tamam evet, sol de abi. Sol de abi. Evet, Deniz soldaki tabaktan başlıyor. Önce soldaki tabağı şeddireyim diyor Deniz. Yani yiyeyim diyor. Başlayalım. Evet. Evet. Makarna neydi? Soğan mı? Neymiş? Neyse. Efendim müdahale etmezsek. Deniz niye makarnadan başladı? Makarnayı aslında çok seviyorum. Kim sevmez? Makarnayı makarnayı sevmeyen taş olur. Makarnayı görmez. Hemen saldırdım. Saldırdım. Makarnaya. Peki evet Deniz. Peki Deniz. Deniz. Saldır Deniz. Yey Deniz. Nasıl olmuş makarna Deniz? Turşulu makarna. Evet, güzel olmuş, değişik olmuş.
Güzel olmuş, değişik olmuş diyor. Hı-hı. Lezzetli mi? Lezzetli. Aa, ilginç bir buluş var orada. Yani turşulu makarna, hani turşunun makarnanın yanında turşu yersin de ikisinin karıştırılmış hali bir inovasyon sayılır değil mi? Evet. Burada bir inovasyon yapılmış. Peki Deniz, şu hamurdan çak bakayım, onu çok merak ediyorum ben ya. Poğaça, evet, poğaça gibi. Ben de merak ettim. Evet. Biraz sert mi hamur bilmiyorum. Yok, az alırsın sen onu. Evet. Çok sıcak bu arada. Olsun, güzel, sıcak sıcak. Soğuk olunca zaten kurur, kadit olur. Evet, bir ortadan şöyle malzemeli kısmından bir al bakalım. Deniz poğaçanın malzemeli kısmından alıyor. Ne oldu? Çok sıcak. Çok sıcak, evet. Çok sıcak. Üfleyerek ye yavrum, üfleyerek. Üfle. Deniz üfle bakayım. Üfle Deniz. Ha. Deniz üfle üfle ye. Üfle üfle ye canım benim. Fırından yeni çıktı Deniz, senin için. Bir ilk efendim, yani şu günlerdir, haftalardır şu programda bir hanımefendi fırını kullandı ya. Basını çağırın, açıklama yapacağım. Yemin ediyorum. Evet. Deniz. O kalan parçayı da yut Deniz. Yok, Deniz turşudan gidiyor. Deniz üfleye üfleye o kalan parçayı da öbürünü yedirmeyeceğim. Hadi canım. Şunu da mı yiyeyim? Evet, onu da tabii. Ya bir defa şunu söyle yani. Mesela o hamurda, yediğin hamurda, o poğaça yani. Hı hı. O hamurun kıvamı nasıl, içi nasıl olmuş, lezzetli mi? Yani sıcağın ötesinde tadı, tuzu, hani, kıvamı. Şimdi sıcak olduğu için aslında tadını çok fazla almadım diyeceğim. Yani çok sıcak gerçekten. Deniz, o zaman biz biraz bir uzanalım. Bir dinlenelim, yarın gelelim. Ha, sen doğru söylüyor, yarın gelelim diyor. Tamamdır. Ya iyi kötü, mal kendini gösterir yavrum. Bir işaret verir en azından, bir sinyal çakar. Onu da mı yapmadı? Zor karar gerçekten. Diğer tabağı değerlendireceğiz. Nasıl? Yavrum, buna ilişkin bir şey söylemeyecek misin ya? Yani şöyle, o zaman bak şöyle düşün Deniz. Şimdi gittim aslında biraz... Aslında dediğiniz gibi biraz kuru olmuş. Kuru olmuş, evet. Evet. O belli zaten kuru, hı-hı, oldu. Sert yani. Sanki biraz fazla kavrulmuş diyebilirim. Kavrulmuş, bakayım. Tabii, evet. Evet. Neyse, peki Deniz. Yani birincisi makarna, turşulu makarnayı, hı-hı, sevdin ama poğaçayı sevmedin, evet, diyebilir miyiz? Sevmedim. Çünkü sert olmuş, oldu, kuru olmuş, hı-hı, sasak olmuş, tadı, evet, yok. Ha? Hı-hı. Bu, doğru, ne rezalet diyebilir miyiz? O kadar demesek de... Ha, o kadar yani demeyelim diyor. Tamam, peki, oldu. Peki o zaman sağdaki tabağı da alalım Deniz'ciğim. Evet, şimdi... Sağdaki tabakta bir her cumart, bir tarafta başka bir şey, bir tarafta başka bir şey. Ama o iki ayrı şeyin bir araya getirilmesi hali belki ilginç. Deniz önce yine makarnadan gidiyor. Makarnayı seviyor çünkü. Makarnanın içinde gördüğüm yumurta var, bezelye var, salam var. Evet, orada burada bir şey... Burada da makarnayı beğendim. Orada da makarnayı beğendim. Evet, sana makarna... da bir şey beğendiremiyoruz. Şimdi duygusallığı bir kenara bırakıyoruz. Tabii, tam gerçekçi ol. Bana, evet, duygusal olma. Gerçekçi olacağız. Makarnayı neden beğenmedin? Makarna biraz daha kaynaması gerekiyordu. Ha, pişmemiş. Evet. Ha, çiğ kalmış. Biraz, ha, ben mesela katı biraz olmuş. Al dente seviyorum ama yani demek ki sen daha pişmiş seviyorsun. Ben mesela kıt kıt olmalı makarna bir tık. Böyle çok kendini bırakmış makarnadan hoşlanmıyorum. Peki Deniz'ciğim, yani salam... yumurta ve bezelyenin birleşimi nasıl olmuş? Güzel olmuş. Evet. Bir anlam katmış mı makarnaya? Tabii ki. Yani, şun... yani tat olarak güzel geliyor. Sadece makarna biraz daha pişmesi, ha, şu gerekiyor. Şu neyse, şu nasıl olmuş? Buna da bakalım. Evet, çok harika bir şey. Harika bir şey. Hı. Vay, çok harika bir şey diyor. O zaman ondan birkaç tane daha alalım. Yani bunu yiyeceğim. Yemek istiyorum. Evet.
Evet. Getireyim ben bunu ya. Hadi sert mert çok dedin güzel. Ama ekmek evet. De verelim mi? Banar mısın Deniz? Olur. Ha, tabağı kalaylamak derler bizim orada. Tabağı kalaylar mısın? Ha bitirdin mi paşam? Hı-hı. Tamam güzel evet. Peki. Ve Deniz bitirdi. Amansız bir yoldu. Amansız yolda emin adımlarla gitti. Kararını bütün objektif duygularıyla verdi. Verdin değil mi lan? Verdim. Ha vermiş. Kararını verdim. Evet. Şimdi Deniz o kararı size takdim ediyor. Soruyoruz. Hangisi güzel Deniz? Yine gelin kazanıyor, yine gelin kazanıyor efendim. Yine gelin, gelinler zaferlerine bir yenisini ekliyor. Ömrünüze bereket efendim, sağ olun. Bir yastıkla kocayın, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Efendim bir başka hangisi güzel de yine böyle sıcak, sevgili aile ortamında görüşmek üzere, hoşça kalın.